Özlem Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Sizi bir kez daha tanıtayım. Siz gelmişken yayına gelmeden önce birkaç defa adınızı söyledim. Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Özlem Altuntaş Aydın. Neyi konuşacağız? Korona virüsle mücadele günlerinde hekim olmayı konuşacağız. Özlem Hanım, siz Mart ayında ilk vaka teşhis edildi. Siz ne kadar zamandan bu yana evinize gidemiyorsunuz? İlk vaka teşhis edildiğinde 10 Mart'tı. Sanırım 10 Mart'tan bir hafta kadar sonra ben ilk başlarda evde kalmayı tercih ettim. Evde yapabilirim diye düşündüm. Kendimi izole edebilirim. Ben enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Nasıl korunacağını bilirim. Hastalığın nasıl bulaştığını bilirim. Ona göre önlemlerimi alırım diye düşündüm ama çok kolay olmadı açıkçası. Eve gittiğimde hastaneden zaten çok geç vakitte çıkıyorduk. Ve eve gittiğim zaman ilk başta ellerim dezenfekte edilerek eve giriyordum. Ardından bütün kıyafetler çıkıyordu. Yıkanıyor ve ondan sonra ben banyoya giriyordum. O banyo bitmek bilmiyordu. Yani evet. Yani çok obsesif bir insan değilimdir aslında ama bir türlü temizlenmiş hissini elde edemiyordum. Çünkü evde bir kızım var, eşimin kullandığı bir bağışıklık sistemini baskılayıcı bir ilaç var. Yani onlara zarar veririm endişesiyle. Yani kendimin enfekte olmayacağını tahmin ediyordum ama defalarca yıkanmamın sebebi hani onlara bir bulaşma olmasın şeklindeydi. Yıkandıktan sonra da halen bir temizlik hissini elde edemiyordum. Sanki böyle her yer kirliymiş ve ben o kirli yerlere tekrar dokunup tekrar enfekte oluyormuşum, tekrar etrafa yayıyormuşum gibi bir his oluyordu. Defalarca el yıkamalar falan bu şekilde geçti. Ondan sonra yaklaşık bir 10 gün kadar, 15 gün kadar sonra otelde kalmayı tercih ettim. Bir hafta kadar otelde kaldım. Fakat otelde kalmak da çok kolay değil. Yani en basitinden bir çay demlemeyi bile özlüyorsunuz, bir çay içmeyi bile özlüyorsunuz ki eve alışık bir insanımdır ben. Ondan sonra ne yapsam falan diye düşünürken aslında çok artık yani Tanrı'nın getirdiği bir şey diyeyim, hani önüme bir sunduğu fırsat diyeyim. Benim çocukluğumun geçtiği, yaşadığım evde bir kiracımız vardı. Kiracımız çıkmayı tercih etti kendisi ekonomik sebeplerle ve ben baba evine tek başıma geri döndüm. Şu anda baba evinde kalıyorum. Aslında şanslıyım biraz. Eski komşularım, eski bildiğim ortağım var. Şu anda orada kalıyorum ama hani şanslıyım derken aslında soru işareti. Hani ayrıyım evimden. Olabildiğince şanslıyım diyelim. Peki şimdi ilk otelde kaldığınız günler nasıldı? İlk kaldığım şöyle bir gece karar verdim ve o gece Hayat'ın biraz önce konuştuğumuz doktor arkadaşımın Hayat'ın kaldığı otelde bir gece kaldım. Gece zaten saat 12 civar falan gitmiştim ve sabahleyin çok erken saatte de evime hastaneye döndüm. Ertesi gün bir otel ayarladık. Aslında acaba bir ev tutsam mı düşüncesi vardı ama ev bulmak da çok kolay değil çünkü artık doktora ev vermiyorlar. Maalesef değil mi? Evet, evet, ev bulamıyorsunuz. Bir başka otel, bir emlakçının önerdiği bir otelde kaldım. Orada bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Otelde tek kalan kişi bendim zaten. Otel çalışanların da herhangi bir sıkıntısını görmedim. Yani şu anki yaşanan sıkıntıyı, hani geçtiğimiz hafta içerisinde duyduğumuz hani üzücü, gerçekten çok üzücü durumu ben yaşamadım. Bir hafta peki kadar. Bir şey söyleyeceğim. Diğer arkadaşlarınız, mesela geçen hafta herhalde aynı olaydan bahsediyoruz. Bir otel aslında para da alıyor. Yani misafir Evet. etmiyor. Hekimleri ve hemşireleri kabul etmekten vazgeçti herhalde, değil Evet, mi? evet, evet. Bu tür neler yaşanıyor? Duyuyorsunuzdur. Hani hekim şimdi hekim meslektaşlarınızdan, hemşirelerden. Çünkü siz diyorsunuz ki ben hani olmayacak bir olay oldu. Baba evimde şimdi kalıyorum. Evet. Hastaneye de yakın. Ama tabii ki
böyle bir imkanı olmayan, değil mi? Pek çok hekim ve hemşire, sağlık çalışanı da var. Evet. Benim duyduğum bu otelle ilgili yaşananlardan orada kalan hekim arkadaşlarının nevresimlerini bile kendilerinin getirdikleri. Yani hekim oldukları için yani zaten başkalarını tedavi etmek için, başkaları için özveride bulunan kişiler otelde kalmalarının da aslında tek sebebi yine etrafına daha fazla zarar vermemek. Ve otelde kalırken de otel çalışanlarını da koruma gibi bir düşünceleri var. Çok hassaslar ve kendileri nevresimlerini de getiriyorlar. Fakat odaları bile temizlenmemiş kaldıkları dönemde ve hani zaten kendi ücretimizle yani kendimiz ödeyerek kalıyoruz. Hiç yani herhangi bir sponsor yok. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Bütün hekimler kendileri cebinden İşte tabii. karşılıyorlardı bu ona rağmen hani hem tam ücretlerini verip hem de odalarında bir temizlik hizmetleri almadıklarını da duydum. Ve düşünün ki o hekimler, o hemşireler geceli gündüzlü olarak, uykusuz olarak, belki de yemek yemeden, belki de otelde çalışan birinin bir akrabasını tedavi ediyorlar. Yani aslında sizler, bizler için bu zorlukları yaşıyorsunuz. Ailenize hasretsiniz. Bazen çok özlüyor musunuz? Bir yandan ettiğiniz Hipokrat yemini, hastaların öyküleri, iyileşme arzuları, umutları, hasta yakınlarının evhamları, kaygıları, bir yandan ailenize, çocuğunuza olan özleminiz. Tabii, benim kızım 16 yaşında. Çok aklı başında, çok olgun bir kız. Şu anda o da hani okul online olarak devam ediyor. Hani belli bir düzen içerisine gidiyorlar. Ama yani özlememek mümkün değil. Yani görüntülü olarak görüşüyoruz ama görüntülü olarak görüşürken bile hani onun uzaktan büyüdüğünü görüyorsunuz. Yani değişti gerçekten hani bu dönem içerisinde, bu bir ay içerisinde daha da olgunlaştı. Yani zaten olgun bir yapısı vardı ama daha da olgunlaştığını görüyorum. Yani haftada bir gün, bugün de bir eve gittim ama şöyle eve gidip apartmanın önünde bahçede kediler var. Belli bir mesafeyi koruyarak uzaktan kısa bir süre gördüm. Yaklaşık 10-15 dakika kadar öyle bir birlikte olduk. Birlikte olmak denirse Sosyal tabii. mesafeden Evet, koruyarak. onları koruyarak tabii ki özlüyorsunuz. Tabii ki. Peki, bir de şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi küçük çocuğu olan pek çok hekim, hemşire var. Ne yapıyorlar bu süreçte? Ve karı koca çalışan hekimleri var, hemşireler var. Ne yapıyorlar hiç eve gitmeden? Çocuklarına kim bakıyor? Bakıcıları, sürekli yanlarında kalan bir bakıcı yoksa, bakıcıyla da ilgili bir takım problemler yaşıyor olabilirler, değil mi? Evet. Ya aslında herkes kişisel olarak bazı çareler bulmak zorunda kaldı. Daha çok eğer imkanları varsa ebeveynler tercih edildi bu durumda. Çünkü eve gelen hani yatılı olmadığı sürece gündüzü gelen bakıcıyı da çocuğunuzu hani emanet tabii ki ediyorsunuz ama hani onun da enfekte olma riski var. Gelirken eve gelene kadar Tabii. toplu taşıma kullanıyorsa onun da enfekte olma riski var. Hani onun da hastalanma riski var. O sorumluluğu almak da çok önemli. Vicdani bir şey. Daha çok ebeveynleri tercih ettiler benim yakınımdaki kişiler. İşte anneler, babalar varsa onlar tercih edildi. Başka ildelerse, gelebildilerse onlar geldiler. Bu süreci öyle atlatmaya çalışıyorlar. Yani yine büyüklerden yardım alınıyor. Tabii büyük bir aile büyüğü olan, annesi babası olan, böyle olmayanlar da. Bir de şunu duydum. Bazen bakıcılar da çalışmak istemiyorlarmış. Ben sizin evden virüs kaparım diye. Doğru. Evet, bir de onlar var. Yani hekimiz, yani bizi bir risk olarak da görüyorlar. Yani hani hem hekim olup sağlıklarını emanet ediyorlar, hem de bir taraftan da risk olarak. Yani aslında iki büyük tezat var. Öyle tercih edenler de var. Onları da duyduk, evet. Özlem Hanım, bir izleyicimiz, takipçimiz size mesaj yolluyor. Sizin hastanızmış 7 yıldan beri, Nedim Aktürk. Hocam 7 yıldır çok cefamı çekiyor. Allah yardımcısı olsun hocamızın, hakkını helal etsin hocam diyor.
Bir başka izleyicimiz Özlem hocamız bir tanedir diyor. Ben evet. de bir gazeteci dostunuz olarak söyleyeyim. Benim için de Hayat Hanım da siz de çok değerlisiniz. Ve gerçekten zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Peki sizin bir gününüz nasıl geçiyor? Özellikle Covid'in Türkiye'ye geldiği günlerde inanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir hasta başvurusu da vardı. Belki de biraz nezle olan, biraz öksüren herkes de acaba bende koronavirüsü var mı diye hastaneye koşmuştu. Nasıl doktor ve hemşirelerin günü? Hep görüyoruz. Bazen dinlenmeye zamanları yok. Yerlerde yatanlar, oturanlar. Nedir durum hastanede? Ya ilk başta tabii bizim için de çok farklı bir durumdu. Çok yeni bir durumla karşı karşıya kaldık. Hani daha önceden okuduk, yani Çin deneyimini gördük, İtalya deneyimini gördük. Yani duyduk daha doğrusu, yazılanlardan okuduk ama onu yaşamanız tabii çok daha farklı bir şey. Hem bizim daha nasıl davranacağımızı planlayamadığımız bir dönemdi. Hem de halkın biraz panik olup acaba hasta mıyım endişesiyle hastanelere akın ettiği bir dönemdi. Yani ikisi birlikte çakışınca gerçekten ilk başta zor dönemler yaşandı. Fakat zaman içerisinde bizler hani tanıdık, neyle karşı karşıya olduğumuzu çok daha iyi öğrendik, daha iyi yönetebiliyoruz şu anda. Hem de halkımız artık hastaneye gereksiz yere gelmenin de bir risk olduğunu fark etti ve ciddi durumlarda kendisi gerçekten ihtiyacı varsa gelmeye başladı. Ve artık şu anda daha rahat yönetebiliyoruz ama o ilk dönemlerde, şimdiki dönemlerde de tabii hem bir bedenen bir yorulma vardı. İlk başta bedenen yorulma daha fazlaydı. Ama şu anda artık daha çok bilgi yönünden yorulmaya başladık. Çünkü sürekli yeni bir durum olduğu için sürekli güncelleniyor. Sürekli yeni yayınlar çıkıyor ve siz sürekli yeni bir şeyler okumak zorundasınız. Bunu hem çalıştığınız sürede yapıyorsunuz, eve geldiğiniz sürede de asla başka bir şeyle ilgilenemiyorsunuz. Hemen yeni bilgiler neler, onları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir taraftan da gün içerisinde gelmiş olan pek çok WhatsApp mesajı var. Ona yetişmeye çalışıyorsunuz. Sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorsunuz. Yani zihniniz 24 saat çalışıyor diyebilirim. Hatta uykunuz da çalışıyor. Tabii, o yüzden zaten ama siz de kendinize tabii dikkat etmelisiniz. Uykunuza, beslenmenize. Biraz önce doçent doktor Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu da dedi. Dedi ki bazen yemek yiyemiyoruz. Saat 4 oluyor. Kahvaltı evet. edemiyoruz. Böyle bir tempoda da çalışmak gerçekten hani sizlerin bağışıklık sistemi açısından da riskli. Şunu söylemek istiyorum. Dediniz ki tabii ki bilgiler sürekli yenileniyor. Yeni bir durum. O zaman size şunu sorayım. Türkiye virüsün ilk geldiği, ilk vakaya tanı koyduğu 10 Mart tarihinden bu yana geçen zamanda neler değişti koronavirüs bilgisiyle ilgili? Güncel bilgiler nelerdir? Tedaviler değişti, yaklaşım değişti. Yani ilk başta zaten bilim kurulunun açıkladığı bir rehber yayınlandı ki hani bütün Türkiye'de bütün hekimler benzer davranış içerisinde olsunlar diye, standart bir davranışta olsunlar diye ve bize yol göstermek amacıyla yapılmış olan bir rehberdi. Bu rehberin şu anda kaçıncı versiyonun yayınlandığını inanın ben de hatırlamıyorum. Yani gün aşırı yenileniyor. Hani bir bakıyoruz rehber tekrar güncellenmiş, tekrar güncellenmiş. Yani o ilk başta 20-30 sayfa içerisinde olan rehber şu anda 90 küsür sayfaya çıkmış durumda. Tedavi, yaklaşım, yoğun bakım yaklaşımları pek çok konuda değişiklikler oldu. Peki genelde bu değişiklikler Türk hekimleri olarak sizin daha koronavirüse, COVID-19'a daha hakim olmanızı sağladı herhalde. Evet, peki evet. Vakalarla tanıştıkça, yüz yüze geldikçe siz aslında enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak esas tanı konan yerde, hastayla ilk yüz yüze gelen yerdesiniz. Hiç böyle değişik bulgularla ortaya çıkan vakalara da rastladınız mı? Tabii ki. Yani şu anda yaklaşık 1800-1900 civarında hasta takip etmişizdir. Yani büyük bir çoğunluğu tabii solunum sistemi bulgularıyla geliyor hastaların ama
Onun dışında daha farklı bulgularla gelenler de var. Hani literatürlerde yazanlar gibi yani. Tabii şimdi hani her söylenen şey kişi kendisinde hissedip acaba COVID mi oldum diye düşünce yaratabilir ama hani bir enfarktüsten tutun bir ishale kadar hani değişik spektrumda pek çok tabloyla gelebiliyor kişiler. Peki bir hastaya koronavirüsü, COVID-19 tanısı koyduğunuzda, bunu söylediğinizde ne tür tepkiler alıyorsunuz? İlk zamanlarda Türkiye'ye virüs ilk geldiğinde aldığınız tepkiyle bugün biraz hastalık medya aracılığıyla da duyuldu, daha çok tanındı. İnsanların verdiği tepkiler arasında da bir değişiklik var mı? Evet, ilk başta zaten endişeyle geliniyordu. Yani ya COVID'sen endişesi vardı. Ama zaman içerisinde gerçekten medyada artık yani bütün gün ben ne zaman televizyonu açma fırsatım olsa öyle diyeyim. Sürekli COVID-19'dan bahsedildiğini duyuyorum. Ve artık her yönüyle öğrenildi açıkçası. Artık geldiği zaman hastalar da zaten acaba COVID miyim düşüncesi. Yani endişeyle değil de kendileri daha bilinçli bir şekilde acaba COVID enfeksiyonu mu oldum? Hani bir başkasına da bulaştırmayayım. Hani bir an önce tedavimi alayım şeklinde daha sakin, daha bilinçli bir şekilde geliyor. Ya o Peki, endişe daha kayboldu. şimdi biraz önce gelen bir soru vardı. Onu size yöneltmek istiyorum. Çamaşırları neden 60 ya da 90 derecede yıkamamız gerekiyor diye soruluyor. Virüsün aktivitesini kaybetmesi için 60 derecenin üzeri yeterli. Deterjan da yeterli aslında ama hani ikisini birlikte kullandığınız zaman deterjanın çözünürlüğünü daha çok arttırırsınız. Hani o yüzden yüksek ısıda kullanmak daha güvenli oluyor çamaşırlar için. Şimdi tabii ki sizinle ilk görüşmemde telefonda aslında ailenizi de çok özlediğinizi söylediniz. Bazen COVID-19 açısından risk gruptayız. Evet. Aslında hastalanırsam bir yandan bu işi atlatacağım, antikor oluşacak, evime de gidebileceğim dediniz. Evet. Ya bazen tabii ki riskiniz çok. Avrupa ile kıyasladığınızda sağlık personelinde COVID-19'a görülme riski nedir? Ne oranda rastlanmıştır? Şimdi ülkeden ülkeye değişiyor açıkçası. Yani bir Çin'deki sağlık personelinin enfekte olma oranlarıyla İtalya'daki, Amerika'daki bir değil. Hani kullandığınız koruyucu ekipmanlarla ve bu bilincinizle, çalışma saatinizle virüsün yüküne maruz kaldığınız süreyle çok alakalı. Tabii hani ülkemizde de İstanbul'daki hekimlerin enfekte olma riskiyle başka bir ildeki hekimin enfekte olma riski veya bir enfeksiyon hastalıkları branşıyla başka bir branşın enfekte olma riski birbirinden çok çok farklı. Genel olarak düşünecek olursak yani biz ülke olarak koruyucu ekipmanlar açısından şanssız olduğumuzu düşünmüyorum ben. Yani hastanede koruyucu ekipman sıkıntısı şimdiye kadar hiç çekmedik açıkçası. Çeken kişiler duyuyorum ama bunun ne kadar gerçekçidir bilmiyorum. Çünkü bir endişeyle koruyucu ekipmanları, gereksiz koruyucu ekipman talebinde de bulunulabiliyor. Yani basit bir işlem sırasında tulum giyme isteği de olabiliyor örneğin. Ama hani tulum giymek sizi orada ekstradan bir koruma sağlamayacak. Nasıl korunacağınızı bilirseniz, ki biz hani hastanemizde bunu düzenli bir şekilde sağlayabiliyoruz. Hekimlerin, hemşirelerin nasıl hastaya hizmet vermesi, hastanın tedavisini yapması konusunda hangi ekipmanlar yeterlidir? Onlarla ilgili zaten eğitimlerimizi de verdik. Şu anda gayet de yeterli kullanıyoruz. Ben dünya içerisinde iyi konumda olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Özellikle de herhalde şunu da söylemek istiyorsunuz. Mesela İtalya'da okuduğum bir haberde hekimler arasında %10 ya da %20 oranında COVID-19'a rastlandığı söyleniyordu. Bu da herhalde önemli bir oran. Evet. Türkiye bu açıdan biraz daha mı iyi olacak diye görüyorsunuz? Türkiye'nin bu açıdan bulunduğu
konum itibariyle? Tabii şimdi veriler biriktikçe belli bir zaman sonra bunu gerçekçi bir şekilde söylemek gerekir. Şu anki çünkü bizim sadece gözlem, yani kendi hastanemiz içerisinde ancak bir gözlemden bahsedebiliriz. Kendi kliniğimizde bizim de tabii enfekte olan arkadaşlarımız var ama hani dediğim gibi bunların oranı nedir, ne kadardır? Bu hani ancak şöyle bir ay geçmesi lazım, bir ay daha geçmesi lazım, verilerin toparlanması lazım. Ancak o zaman yüzdelerle bir kıyas yapabiliriz. Sizlerin üzerindeki, özellikle bunu vurguluyorum, bu yayını yapma amacım da bu. Sağlık personelinin, tüm hekimlerin, hemşirelerin üzerindeki bu yükü, bu bir aydır evine, eşine, çocuğuna, sevdiklerine hasret yaşamayı, uykusuz geçen, aç geçen günleri daha fazla uzatmamalıyız. Hem sağlık sistemimize çok fazla yük binmeden evde kalmalıyız ki, değil mi, bulaşmamız olmasın. Şunu sorayım, bir izleyicimizden size bir soru geldi. Dedi ki izleyicimiz, ben ve eşim hiç dışarı çıkmıyoruz. Buna rağmen, evde kalmamıza rağmen bu virüse bulaşma ihtimalimiz var mıdır? Evde de sürekli temizlik yapmak zorunda mıyız? Eğer dışarıyla bir temasları yoksa herhangi bir ekstra önlem almalarına gerek yok. Yani ev içerisindeki günlük yaşamlarına devam etmeleri yeterli. Peki evine ama diyelim ki sanal marketten sipariş veriyorlar. Evet. Ya da telefon ediyorlar mahallelerindeki markete, bakkala. Burada torbaları ne yapacaklar? Ben şunu anlamıyorum. Gerçekten 2-3 gün dışarıda mı kalmalı bunlar, süt ürünleri hariç? Ay yok, öyle 2-3 gün değil. Yani virüs hani yapılan pek çok çalışmalar var. Hani sürekli basından pek çok kişi artık öğrendi, işte plastik yüzeyde şu kadar yaşıyor, cam yüzeyde bu kadar yaşıyor diyor. Ama şimdi virüslerin belli bir yani zaman içerisinde enfektivitelerini, enfeksiyon oluşturabilme kapasitelerini yitirme özellikleri var. Mesela bir yüzeyde, atıyorum naylon poşet üzerinde varsayalım. İlk başta 10 tane virüs varsa, 1 saat sonra o virüsün sayısı 5'e düşer. 2 saat sonra 2'ye düşer. Yani gittikçe yarılanır. Yarılanarak azalır miktarı. Ve virüsün hastalık yapabilmesi için belli bir miktarda insana geçmesi lazım. O yüzden hani 1 saat, 2 saat dışarıda kaldıktan sonra bir ürünü içeri almaları yeterli. Tabii görünen kir varsa da üzerini bir deterjanlı bir suyla silebilirler. %10'luk bir çamaşır suyuyla veya bir deterjanlı bezle silebilirler. Ondan sonra da rahatlık ellerini yıkarlar. Aslında en önemlisi o. O temizleme işlemini yaptıktan sonra da ellerini yıkadıktan sonra güvenli şekilde kullanabilirler. Siz hekimler, üzerinizdeki koruyucu giysilere, tüm maske ve benzeri diğer koruyucu ürünlere rağmen bu virüsü hastalardan kapabilir misiniz? Hastalardan, yani koruyucu ekipmanları, giyme ve çıkarma sıraları var, giyme süreleri var, o ekipmanların belli özellikleri var. Mesela o taktığımız maskeler, N95 maskeler, %95 oranında süzen maskelerdir. Yani yine %5 oranında risk yine var. Yani sizi hiçbir koruyucu ekipman %100 korumaz. Yani ama peki bu N95 maskeleri, evet, kullanımı zor maskeler değil mi? Evet. Yani ne gibi zorluğu var? Kullandınız mı? Hani kullandınız mı? Hani onu ancak hani kullananlar anlayabilir. Öyle söyleyebilirim size. Cerrahi maskenin hani kenarlarından, kendi dokusundan biraz daha böyle rahat bir kullanımı vardır. Ama N95 maskeler dışarıdan gelen havayı süzen maskelerdir. Sizin aldığınız nefesi dışarı verebilen maskelerdir. O işte süzme işi yani kalın bir maske olduğu için yeteri kadar oksijen alamıyorsunuz. Bir süre taktıktan sonra artık bayılacak gibi oluyorsunuz. Çünkü sürekli bir kapalı bir alandasınız. Ve bir süre sonra zaten yüzünüzde, hani Çin'de de görüyorduk açıkçası, artık bizde de oluyor. Yüzümüzde gerçekten şu kısımlarda böyle izler kalıyor. Yani bir saat, iki saat sürekli taktıktan sonra izler kalıyor. Onun dışında gözlük takıyoruz. O taktığımız gözlük de
hani denizde kullanılan gözlükler, denizde havuzda kullanılan gözlükler gibi tamamen kapalı olması gerekiyor ve yüzünüze tam olarak oturması gerekiyor. Onların ikisini birlikte kullanımı gerçekten çok rahat değil, kullanımı zor. Peki bir şey duydum, doğru mu? Koruyucu giysiler tulum gibi olduğunda, steril olduğu için onlar, özellikle yoğun bakımda çalışanlar açısından, tuvalete bile gitmeden 3-4 saat o giysilerde kaldıklarını sağlık personelinin, doğru mudur bu? Ya yoğun bakım şartları tabii çok farklı. Çünkü oradaki hastalar entübe olan hastalar. Ve entübasyon sırasında ortama saçılan partiküller daha çok enfekte edebilen partiküller. Ve ortamda onlar asılı kalabiliyorlar. Yani yoğun bakımda çalışma çok daha büyük bir risk. Ve tabii orada işte hastanın sekresyonlarıyla, kan ve vücut sıvılarıyla da uğraşılıyor. O yüzden sıvı geçirmez bir tulum giymek ve onunla hasta bakımı yapmak çok daha akıllıca. Zaten öyle yapıyor yoğun bakımdaki arkadaşlar. Tabii bu süre içerisinde de o tulumun içerisinde hani dışarı çıkayım, içeri geleyim gibi bir durum olmuyor. Onunla 3-4 saat kalıyorlar ve hani hep şöyle bahsedilir aslında, hani anestezistlerin mesanesinin çok büyük olduğundan bahsedilir. Hani yani hakikaten Tuttukları gerçekten için dediğiniz sürekli. gibi tabii. Yani hakikaten hiç kolay değil. Sizlere söz verdiğimizde onun için bencil olmamak gerekiyor. Canı çikolata istedi diye markete gitmemek gerekiyor. 2 günlük sokağa çıkma yasağı var diye hemen fırınlara, marketlere koşup istedikleri içecekleri, kuru yemişleri almamak gerekiyor. Çünkü bu süreç uzuyor. Şunu size soracağım. Bir aydır, neredeyse yaklaşık bir aydır evinize, eşinize, kızınıza hasretsiniz. Onlar da size hasret. Hiç kolay değil. Onun için sizleri çok, hakikaten tüm hekimleri sizlerin ismiyle ve sizin örneğinizle saygıyla anıyoruz. Ve şu an bizi izleyen herkese, bu videoyu biz koyacağız. YouTube kanalımıza da Sağlığın İçin Her Şey kanalında koyacağız. Lütfen hekimlerin neler yaşadığını paylaşın. İnsanlar duysunlar. En azından annelerine babalarına hasret çocukların bir an önce doktor, hemşire, anne babalarına kavuşmaları için, Türkiye'de her şeyin bir an önce normale dönmesi için birkaç günlük insani duygularımızdan, iştahımızdan, canımızın sıkkınlığından birazcık kendimizi arındıralım. Bu bütün söyleşinin hepsini de Sağlığım İçin Her Şey YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Özlem Hanım, hoş geldiniz tekrardan. Merhaba, birbirimizi merhaba. En son duyamadık. COVID-19'la Evet. Mücadele eden, yaklaşık bir aydan beri evine gidemeyen, çocuğunu, eşini, sevdiklerini göremeyen hekimlerden biri olarak sizlere mikrofon tutmuştuk. Anlatmıştınız. Ben size en son şunu sormak istiyorum. Hekimlerin, hemşirelerin evlerine, çocuklarına, sıcacık yuvalarına, eşlerine olan bu hasreti sizce ne zaman bitebilir? Ne zaman her şey biraz olsun Türkiye'de normale dönebilir? Evet, tabii bununla ilgili pek çok çalışma var. Hani ne zaman Evet. dönebilir, ne olur? Onunla ilgili bazı modellemeler var. Özellikle İsviçreli bilim adamlarının yaptığı bir çalışma var. O çalışmaya göre bundan önceki geçirilmiş olan korona, influenza, onunla ilgili bir modelleme yapılmış. Onlar örnek alınarak şimdiki korona enfeksiyonu acaba ne zaman sonlanır, nasıl bir seyir izler, onunla ilgili bir çalışma yapmışlar. O çalışmaya göre Temmuz ayında ne kadar Kuzey Yarımküre'de bu enfeksiyonun artışını bekliyoruz. Yani o tamamen matematiksel bir çalışma, bilimsel bir çalışma. Temmuz ayına kadar olgu sayısı artacak deniyor. Temmuz ayından sonra olgu sayısında azalma var. Fakat bu senenin sonuna doğru tekrar kış, inşallah o günleri tabii ki görürsek, kışa doğru geldikten sonra tekrar olgu sayılarında artış olmaya başlıyor. Ve 2021 Ocak ayında piki görüyoruz. Yani en yüksek seviyeye 2021 Ocak ayında erişiyor. Ve ardından Ocak ayından sonra artık
yeni olgu sayılarında hızla bir azalma görülüyor. 2021'in sonlarına doğru da artık bayağı düşük seviyeye kadar gelmiş oluyor. Tabii bu süreçte enfekte sürü bağışıklamasından bahsediliyor. Toplumun büyük bir kısmının bağışık olması, belki yeni ilaçların kullanıma girmesi, belki aşının ortama girmesi. Bunların hepsiyle belki bu süre değişebilir. Aslında en önemlisi, hani tamam Kuzey Yarımküre için böyle deniyor ama bizim yapacağımız şey belli. Virüsü yaymamak için insanların bir araya çok yakın mesafede gelmemesi gerekiyor ve evlerinde kalması gerekiyor. Toplum olarak yani evde kalmak da çok zor bir süreç. Bizimkisi gibi evlerinde kalamamak da zor bir süreç. Doğru, maalesef. Yani her ikisi de zor. Bunun son bir an önce sonlanması için hem biz hem de toplum üzerine düşenleri yaparsa en kısa sürede herhalde bunun üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Peki şimdi sizi dinlediğimde bir şeyden dolayı kaygılandım. Şöyle dediniz ki Temmuz ayında pik yapıp sonra azalmaya başlayacak ama evet, esas 2021 yılı Kasım ayı dediniz değil mi? En büyük piki. 2021 Ocak. Ocak ayı. Ocak ayı. Yani Kasım Aralık gibi tekrar artmaya başlayacak ve Ocak ayında en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu en yüksek seviye dediğiniz şu an Çin'den başlayıp şu an Avrupa ve Amerika'da artıyor. Ondan da mı yüksek bir seviyeye gelecek deniyor? Hepsi, yani Kuzey Yarımküre'deki bütün vakalar. Yani bütün. Kuzey Yarımküre'deki bütün, yani dünya geneli. Peki o zaman şöyle, İngiltere hep eleştirildiydi. İlk başta sürü bağışıklığını ben uygulayacağım diye bir karar aldığında. Aslında sonuçta biz de zamana yayarak bizim de bütün toplumların, Kuzey Yarımküre'deki tüm ülkelerin yaptığı da bir tür sürü bağışıklığı olmayacak mı? Evet, belki. Yani Belki, eğer evet. Bir aşı çıkmazsa, ki aşı biraz zor gözüküyor, bir ilaç çıkmazsa. Peki biraz umut verici bir şey size sorayım. Virüsün mutasyona uğrayarak bu süreçte etkisini yitirmesi söz konusu olabilir mi? Böyle bir ihtimal üzerine senaryolarda var mı? Olumlu bir senaryo. Ya şimdi virüsler de sonuçta kendi sürekliliklerine devam, yani devam ettirme çabasında olan yapılar. Onlar da hani kendilerini sınırlayacak bir gelişim içerisine gireceklerini açıkçası çok düşünmüyorum. Yani bütün bu doğanın kendisinde olan bir şey. Yani herkes hayatta kalmak, güçlü olmak üzerine kurulmuş. Yani insanlar da öyle, hayvanlar da öyle, bütün canlılar bu şekilde. Virüslerin de böyle bir davranışı var. Yani onlar da ortamda kalabilmek için çaba sarf eden yapılar. Yani mutasyona uğrayıp güçlerini kaybetmek değil de belki toplumun bağışıklanması bir süre içerisinde bağışıklanması, belli bir miktarın işte %60 civarı deniyor, bağışıklanması, belki işte kullanılan ilaçlar, belki insana adapte olması virüsün, bunların hepsi, yani belki adaptasyon da virüsün şu anda gösterdiği yıkıcılığı azalmasına sebep olabilir. Şimdi sizin anlattığınız tabloda siz hekimler ya da siz doçent doktor Özlem Altuntaş Aydın olarak ne zaman evinize dönebileceğinizi öngörüyorsunuz? Benim dileğim yani ben nasıl olsa bunu, yani virüsle bir şekilde karşılaşacağımızı düşünüyorum. Yani toplumda karşılaşılacak. Biz de karşılaşacağız. Hani bunu en hasarsız şekilde atlatıp kendimde bağışık hale gelip, hani artık onu diler hale geldim. Kendimle bağışık hale geldikten sonra evime dönebilmeyi düşünüyorum. Aynen. Yani Ama öyle kendini diliyorum aslında. Aynen öyle. Evet, Aynen, çünkü öyle diliyorum. Maalesef ki virüs bilinmezlerle dolu ve dünya tıbbı için, bilim insanları için çok yeni olduğu için siz de maalesef ki evinize dönmek için bir tarih veremiyorsunuz. Veremiyorum. Evet. Onun için bakın, bu söylediğiniz gerçekten hani beni çok etkiledi. Diyorsunuz ki hani en sonunda hani virüse yakalanma riskimiz var. Hani keşke yakalansam da
Bir an önce. Bağışıklansam, bir an önce evime gitsem. Gerçekten sizlere hepinizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Çünkü tüm hemşirelerin, tüm hekimlerin, tüm sağlık personelinin evinize hasretsiniz. Çocuğunuza, tüm sevdiklerinize, sıcak yatağınıza, düzeninize. Doğru dürüst yemek yiyemiyorsunuz, doğru dürüst uyuyamıyorsunuz. Ve genelde çoğu hekim de herhalde, hemşire de bu otel paralarını kendi cebinden veriyor, değil mi? Yani önceden öyleydi. Şimdi bazı oteller hastanenin başhekiminden onay aldıktan sonra, çalışılan hastanenin başhekiminden onay alındıktan sonra belli otellerin kontenjanları var. Şu anda oraya yerleştiriliyor diye duydum. Tabii şöyle, Hayat Hanım'la olan yayında da bunu söylemiştim. O zaman bize toplum olarak düşen 3 tane en önemli şey var. Hep söyleniyor. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın, bütün bilim kurulu üyelerinin, ekrana çıkan siz hekimlerin söylediği şey, evde kalmamız. Siz sağlık personelinin üzerindeki yükü ve hastanenin, sağlık sisteminin üzerindeki yükü ağırlaştırmamamız. En önemlisi bu. Ama bence başka bir şey daha düşüyor. Özellikle Türkiye'nin dört bir yanındaki otel sahipleri. Lütfen hekimlere, hemşirelere bu zorlu günlerde para alarak bu işi yapmayın. Zaten onların verdikleri bir mücadele var. Zaten kazandıkları belli bir para var ve yaşamlarını riske atarak. Böyle bir günde eğer ulusal dayanışma söz konusuysa, otel sahipleri de bu konuda birazcık belli bir bölümü, belli bir katı sağlık çalışanlarına ayırabilirler. Bu bir seferberlik olsun. En azından rahat uyuyabilmeleri için hekimlerin, hastalarımıza daha rahat bakım yapabilmeleri, daha diri olmaları, bağışıklık sistemlerinin kuvvetli olması için. Ben çok teşekkür ederim. Yorgun yorgun geldiniz, yayınımıza katıldınız. Son söz sizin. Ne söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Ben öncelikle hani bizi düşündüğünüz için, sağlık çalışanlarının bu yönünü düşündüğünüz için. Çünkü şimdiye kadar pek çok COVID ile ilgili pek çok konu konuşuluyor. Ama sağlık çalışanlarının sıkıntılarıyla ilgili gerçekten ilk defa sizinle görüşüyoruz. Bu konudaki duyarlılığınız için ayrıca teşekkür ediyorum ben size. Yapılacaklar belli. Artık neyle karşı karşıya olduğumuzu bilir haldeyiz. Neler yapacağımızı da biliyoruz. O bildiklerimizi uygularsak herhalde sorun hallolur diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Bu tür yayınlarımız devam edecek. Sağlığım için her şey olarak. Biz de burada siz sağlık çalışanlarının yanında sesi olmaya devam edeceğiz. Çünkü gerçekten sizler sayesinde Türkiye koronavirüsüyle girdiği mücadeleyi çok iyi götürüyor. Ama sağlık ordumuz, Sağlık Bakanlığı, meslek örgütleri ne kadar bu işe önem verirlerse, bir yandan da biz toplum olarak da bence zaman zaman sınıfta kalıyoruz alışkanlıklarımız açısından. O yüzden evde kalmalıyız. Sizler için ekonominin güçlenmesi, kuaför salonlarının, restoranların açılması için, insanların işlerine dönebilmeleri, sizlerin evinize, bizlerin de sokaklara kavuşabilmeleri için. Özlem Hanım, kendinize çok dikkat edin. Aman siz de hastalanmayın, bu virüs kendiliğinden gitsin ya da bir ilaçla sizi de sağlıklı görelim. İyi geceler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın, sağ olun. Teşekkürler, iyi akşamlar.